Huzul Ev, Osman Bostancı ile Ramazan sohbetlerini sunar. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzul Ev'in katkılarıyla sunduğumuz Ramazan özel programımıza devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Allah'a karşı olan vazifelerimizden bahsedeceğiz ve iki temel başlıkta bu konuyu işlemeye gayret edeceğiz. Ta'zim ve muhabbet. Allah'ımız Celle Celaluhu diğer kavimleri aynı Hazreti Muhammed'in ümmeti olan bizler gibi türlü imtihanlarla imtihan etti ve saadet ve ebediyet diyarı olan ahiret için hazırlanmamızı bizlerden arzu eyledi. İşte tam burada kulların Allah'a karşı olan sorumlulukları, vazifeleri önemli bir rol oynuyor. Biz dünyada bulunma sebebimizi hatırlamak zorundayız. Çünkü sahip olduğumuz el, ayak ve bütün fonksiyonları düşünün. Şu hareketi yapabilmem için beynim ve ellerim arasında müthiş bir senkronizasyon gerekiyor. Sahip olduğumuz teknolojinin asla ve asla bunu yakalayabilmesi mümkün değil. Belki bir benzerini getirebilir ama bir insanı asla oluşturamaz. Düşünün, bir su parçasının müthiş bir şekilde yıllar geçtikten sonra karşınıza insan suretinde çıkması. Hepimiz yaratılışımızın o merhalelerini biliyoruz. Allah Celle Celaluhu şöyle bir soru soruyor bizlere. Elem yekun nutfeten min meniyyin yumna. Biz onu bir meniden meydana getirmedik mi? Summe kana alaqatan fa khalaqa fasawwa. Sonra onu alak haline getirdik. Derken ona şekil verdik. Fece'ale minhu zevceyniz-zekere ve'l-unsa. Sonra sizi bir dişi ve bir erkek olmak üzere iki kısma ayırdık. Allah'ımız Sure-i Kıyamet'te bu delilleri bize anlattıktan sonra şu soruyu haklı olarak soruyor. Eleyse zâlike bi kadirin alâ ey yuhyiyel mevte. Öyleyse Allah ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Âmennâ ve saddaknâ. Bizler buna şeksiz, şüphesiz iman ediyoruz. Vazifelerimizin başında gelen şey Allah'ımıza iman. Bunları detaylı bir şekilde daha önceki bölümlerimizde zaten işlemiştik. Lakin bugünün temel konusu şu olacak. Ta'zim ve muhabbet. Ta'zim azame kökünden gelir ve Türkçesi Allah'ın büyüklüğünü şanına yakışır bir biçimde ona göstermek anlamına gelir. Aklınıza gelen ibadetlerin tamamı, imani esasların şekillenmesindeki bütün prensipler, hepsi Yüce Rabbimizin şanını yüceltmek içindir. Zariyat Suresi 56. ayetin tefsirinde İbn Abbas şöyle buyurur. Biz insanları ve cinleri Allah Celle Celaluhu'nun onları tanıması için yarattığı görüşünü benimseniz der. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayet-i kerimesinin tefsirinde. İşte dünyadaki amacımız Rabbimizi hakkıyla tanımak. Onun delillerini hayatımızda iyi bir daire içerisinde oturtarak hayattaki yaşama sistemimizi de ona göre belirlemek. Allah'ımız Celle Celaluhu bizim hayat standartlarımızı belirliyor. Sabah namazıyla hayatı başlatıyor. Güneş doğmadan evvel Allah'ın huzuruna geçerek günün ilk hareketini belirliyor Allah Celle Celaluhu. Ey kulum, sana bahşettiğim bu tertemiz sayfa misalinceki günü ne yap? Bana ibadetle başla. İşte ta'zim.
Namaz konusundan bahsettik. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun ibadetler içerisinde bizlere nasıl nizami bir hayat sunduğunu da anlatmaya çalıştık. Sabah namazı bizim güne başlangıcımız olmalı. Rabbim bu konuda güç yetirenlerden eylesin. Ardından yine namaz örneğinden devam edelim. O günün hengamesi öğle namazı, artık insanların çalıştıkları veya gayret ettikleri şey üzerinde biraz takatsiz kalıp dinlenmeye çekildiği vakit. Allah'ımız diyor ki, ey kulum, sana bu sağlığı ve sıhhati veren de benim. Beni o anında da hatırla. Orada da beni an. Orada da benim şanımı yücelt. Çünkü Allahu'l-lezî halakakum sümme razakakum sümme yumîtukum sümme yuhîkum. Allah Celle Celaluhu odur ki o sizi yarattı. Sizi rızıklandırıyor. Sizi öldürecek, yani ölümünüzü tayin etti. Sümme yumîtukum sümme yuhîkum. Sonra sizleri diriltecek. Tüm bu merhaleleri düşündüğümüzde acaba bir rastlantı olması mümkün mü? Allah Celle Celaluhu abesle asla ve asla iştigal etmez. İşte bu yaratılışın, Allah Celle Celaluhu'nun bakıldığında toprak değil mi? Bir madde. Ama bir tohum atıyorsunuz, içerisinde binlerce tür yeşeriyor. Ve bize o akılsız atomlardan vücudumuz için gerekli olan bütün besini, değeri onların içinde biz buluyoruz. Bunların hiçbirisi rastlantı değil. Allah Celle Celaluhu yarattığı her şeyi bir ölçü ve nizama göre yarattığını bize Kamer suresinde buyurmuştur. Ve bu rastlantıdan tamamen uzak düzen içerisinde bizden beklentileri var. Siz yaptığınız her işte bir sonuç ve netice ararsınız. Bugün buradayız. Sizlere anlatmaya, konuşmaya, sohbet etmeye gayret ediyoruz. Çünkü bir amacımız var. Anlattıklarımızın fayda sağlaması. Evvela hayatımıza geçmesi ve ardından hayatımıza geçen bu güzelliklerin bizi değiştirerek gerçek bir mümin kimliğine ulaştırması. Gayemiz, maksadımız bu. Allah'ımızın da bizler için emir telakki ettiği bütün hususlarda hem bir düzen hem de onu yüceltme söz konusu. Hayatımızdaki hiçbir şey rastlantı değil. Yüzümüzün şekli, vücudumuzun uzuvlarının yerleri, ardından yaşadığımız coğrafya ve ortam, mevsimlerin değişmesi, güneşin, ayın ortaya çıkması, bunların hepsi bir yörüngede ve bir sistem üzerinde devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz bu mescidin de bir planlayıcısı var, bir mimarı, mühendisi. İnce hesapla meydana gelen bir eser söz konusu. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki, خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرَ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. Biz semayı sizin göremediğiniz, بِغَيْرَ عَمَدٍ, direksiz bir şekilde yarattık ki siz onu göremezsiniz. Düşünün, 50 metrekarenin, 15-20 metrekarenin bile koluna ihtiyaç duyduğu yaşadığımız bu dünyada, o fizik kanunları içerisinde göğün direksiz bir biçimde üzerimizde durmasının kudretini ve onun sahibini bir hayal edelim. Tüm bu gerçekleri yadsıyıp Allah'ımıza karşı nasıl saygısız olabiliriz ki? Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri yoktan var etti. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. O Allah ki bir iş dilediği zaman sadece ona ol der ve oluverir. Namazlarımızdaki ve ibadetlerimizdeki o huşuyu yakalayamıyor olmamızın problemi aslında Rabbimize karşı o ta'zimi, yani onu gerçek manada saygıyla anmayı başaramadığımızdan dolayıdır. Ve bunun altındaki yatan sebep onu tanımıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Gerçek manada namaza durduğumuzda, o tekbiri aldığımızda kimin huzurunda durduğumuzu bilsek, belki el ayağımızın titremesinden
namazı kılamaz hale gelmemiz gerekir. Ama bugün hissedemiyoruz. His kayboldu, mana kayboldu her şeyden. Rabbim o manayı yakalayabilmeyi, o hissiyatı hissettirebilmeyi nasip eylesin. Ama bunun için kalbimizdeki o duyguları ve letafeti doğru kullanmak zorundayız. İşte Rabbimiz Tevbe suresinde buyurur ki وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Her kim Allah'ın şiarına, yani Allah'ın kutsal saydıklarına tazim gösterirse bu kalplerin takvasındandır buyurur. Kalplerin takvasındandır. Bugün ezan-ı Muhammediye, şanlı bayrağımız, ardından kitabımız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tüm bunlar İslam ile özdeşleşmiş, bizlerin üst kimliği olan, asıl gerçek kimliğimiz olan objeler, öğeler. Buna karşı yapılan bir tavır, bir saldırı Müslümanın ta kendisine yapılmıştır. Bu noktada Allah'ı tazim ettiğimiz kadar Allah Celle Celaluhu'nun dinindeki bütün bu gerçeklere en az kendimiz kadar sahip çıkmak zorundayız. Dışarıda arabayı park ettiğinizde birisi o arabaya vurduğunda kim yaptı bunu? Hadi ya, neden gerçekleşti bu diye türlü sorular sorarız. Hemen kamera kayıtlarını araştırmaya çalışırız. Kim yaptı bunu bulalım deriz. Ama yeryüzünde Allah'a isyanın, Allah'a küfrün alelade, yani açık bir şekilde yapıldığını görüyoruz ama bunun noktasında bir gayretimiz, bunu değiştirmek için kalbimizden bile buğz etmiyorsak burada biz hatalıyız demektir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kötülükleri gördüğünüzde üç şekilde düzeltin. Bir, onu elinizle düzeltin. Eğer gücünüz yetiyorsa onu gidin ve düzeltin. Kuvvetinizle, gücünüzle. El orada kuvvet manasındadır. Peki buna gücünüz yetmiyorsa dilinizle. Bir yanlışı gördüğün zaman onu anlatmaya gayret et. Bu yanlıştı, yaptığınız yanlıştı de. Bunu da diyemiyorsan kalbinden buğz et. Ama dördüncüsü olma. Kayıtsız olma. Çünkü bu sensin. İslam sensin. Sen İslam'sın. Allah'ımız Celle Celaluhu Ali İmran suresinde buyurur ki وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرُ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Sizin içinizden Allah'a davet edenleriniz olsun. Ümmetun, bir ümmet, bir topluluk olsun ki يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Hayra davet eden, hayra çağıran ve dahi iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa ermiş olanların ta kendileridir. Ve yine Tevbe suresi 112. ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu cenneti vaat ettiği kullarını sayarken اَلْاَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ Onlar iyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar. وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ Allah Celle Celaluhu kendisine kalbi manada gönül verenleri tasdik ediyor, seviyor ve cennetini vaat ediyor. Sonuç itibariyle din-i mübini İslam tamam olacak. Ama benim gayretimle, ama bir başkasının, sonuçta burada bir tavır sergilememiz gerekiyor. Ne taraftasın? Allah'ın, senin yaratıcın olan Rabbinin tarafında mısın yoksa hevasının ve hevesinin kurbanı olmuşların mı? Onların akıbeti burada yazılı. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ
عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ Allah'ı inkar edenler, Allah'a karşı nankörlük edenler için لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ Onlara cehennem ateşi vardır. لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُ Orada ölüm yoktur. Orada ölüm gerçekleşmez. Çünkü insanlar cennete ve cehenneme girdiğinde artık ölüm ölmüştür. Onların azabı hafifletilmez. Allah'a karşı tazimi bu dünyada kendilerine çok görenlerin azabı hafifletilmez. كَذَٰلِكَ نَجِزِي كُلَّ كَفُورٍ Ve işte biz böyle her Allah'a karşı nankör olanı, Allah'ı inkar edeni cezalandırırız. Peki onların hali nedir? Allah'ımız açıklıyor. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ ف۪يهَا Onlar orada feryat ederler. Onlar orada nasıl feryat ederler? رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعَامَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرُ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ نَصِيرٍ Onlar orada feryat ederler cehennemin içerisinde. Derler ki ey Rabbimiz, bir saniye, Allah'a iman etmeyenlerin Rabbena demesi çok mantıklı gelmedi bana. Allah'a iman edenlerin Rabbena dem, ey Rabbimiz diye cehennemde feryat edecekler. Şöyle diyebilir miyiz kıymetli kardeşim? Allah'a dünyada tazim etmeyenin ahiretteki tazimi kendisinden kabul edilmeyecek. Çünkü hüküm verildikten sonra feryadın hiçbir hükümlü için faydası yok. Ey Rabbimiz, ahricina, bizi buradan çıkar. Na'mel salihan gayra'llezî kunnâ na'mel. Dünyada yapım ettiklerimiz dışında biz güzel ameller işleyelim, salih ameller işleyelim biz. Bizi buradan çıkar Allah'ım. Ey Rabbimiz. Ve o acı soru gelir. Biz sizi dünyada öğüt alacak kişinin öğüdünü alması gereken vakte kadar dünyada yaşatmadık mı? Size ömür vermedik mi? Eyvah! Bir saniye. Hepimiz bu dünyadayız. Hepimize bir ömür biçilmiş. Hepimiz o çizginin içindeyiz. Peki, devamında Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyuruyor? فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ نَصِيرٍ Tadın o azabı. Zalimler için bugün bir yardımcı yok. Allah Celle Celaluhu kendisini dünyada hakkıyla tazim edebilmeyi nasip eylesin. Muhabbet. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ İman edenler Allah'ı çok severler. İman edenler Allah'ı çok severler. Sevmek bedel ister. Sevgi emek ister. Boş bir cümle, boş bir hayal, bir hülya değil sevgi. Onu iddia ediyorsak bedelini ödemeliyiz. Onu iddia edip sabah yatağımızdan kalkıp namaza duramıyorsak, işlerimizi, güçlerimizi Kur'an ve namaz ekseninde koyamıyorsak bu boş bir iddiadır. Ve boş iddianın Allah katında hiçbir değeri yoktur. Çünkü iddia eden kişi iddiasını tasdik etmek zorundadır. Onu delillendirmek zorundadır. Allah'ımız buyuruyor ki Maide suresinde يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ د۪ينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Ey iman edenler! Sizden birisi bu dinden dönerse bilsin ki Allah sizin yerinize öyle bir kavim getirir ki, öyle bir topluluğu getirir ki onlar Allah'ı severler, Allah da onları sever. Allah yolunda mücahede ederler, mücadele ederler, gayret gösterirler ve kimsenin de kınamasından korkmazlar. Aa sen namaz mı kılıyorsun? Aa sen örtülü müsün? Daha çok gençsin. Allah Celle Celaluhu bir şeyi emrettiğinde benim için ama, fakat, lakin, şöyle bunlar yok. Allah Celle Celaluhu emretti ve şeksiz şüphesiz ben ona iman ettim. Kıvırmak yok. İşte iddiayı delillendirmek böyle bir şeydir. İddiayı delillendirmek bunu gerektirir. Allah Celle Celaluhu kendisini hakkıyla sevmeyi ve bizlerin de Allah'ımız tarafından sevilmeyi nasip eylesin hepimize. Sevgi, aşk, muhabbet, bu kavramlar o kadar kıymetli kavramlar ki artık, değil mi, maalesef çıkarlar, yaşadığımız bu dünya bizi öyle maddesel bir hale getirdi ki bu kelimeleri konuşamıyoruz bile. Konuşacak bir kalp bulamıyoruz. Rabbim arttırsın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimize olan o sevgisinden, aşkından bize de nasip eylesin. Ölüm ölmüyor. Hepimiz bu dünyadan bir yolcu misali gelip geçeceğiz. Kervan gidiyor. Hareket halindeyiz. Zaman asla durduramadığımız ve hiçbir zaman maliki olamayacağımız bir şey. Ya gayretlerimizle zamanı tezyin edeceğiz ya da gayretsiz Allah'tan uzak oluşumuzla helakımızı hazırlayacağız. Allah Celle Celaluhu bizleri saîdlerden eylesin. Cennet bahçelerinde müjdelenecek olan o güzel topluluktan bizleri eylesin. Fuzul Ev'in katkılarıyla Ramazan özel programımızın bu bölümünü de elhamdülillah tamamlamış olduk. Tazim ve muhabbeti sizlerle anlatmaya, sizlerle muhabbetleşmeye gayret ettik. İnşallah faydalı olmuştur. Rabbim Celle Celaluhu konuştuklarımızdan istifade edebilmeyi, yaşayabilmeyi, anlatabilmeyi, aktarabilmeyi hepimize nasip eylesin. Dualarınızda, o iftar sofralarınızdaki dualarınızda, el açtığınızda bizleri de unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Huzur Ev, Osman Bostancı ile Ramazan sohbetlerini sundu.